Hayırdır torunum? Soktuğun hançeri çıkarmaya mı geldin? Eğer demek istediğin buysa, ben sana ihanet etmedim. Sen hiçbir şey yapmadın. Yapmadıkça onların yerine benim canımı yaktın. Neden inanmıyorsun babaanne? Gerekeni yapacağım diyorum sana. Hiçbir şey yapmadın. Sen hiçbir şey yapmadın. Benim de yapmama engel oldun. Bak ne oldu? Evini, arabanı taradılar. Evinden karını almaya kalktılar. Yine gelecekler. Karını alacaklar. Kanını akıtıp soyunu tüketene kadar durmayacaklar. Hiç bakma bana öyle. Ya şimdi silahı eline al git. Ya önümden çekil ben gideyim ki Aslan Beylerin eri korkmuş diyeceklerine Azize Aslan Bey soyunu korumuş. O yollamamıştır desinler. Hiç değilse insan içine çıktın da başını eğmesin. Babaanne yeter. Benim kimseden korktuğum falan yok. Oraya gitmek benim için mesele değil. Diyorsun ya hani bu ailenin devamı sensin diye. O zaman benim dediğim gibi olacak. Ben ne zaman istersen hesap o zaman kesilecek. Miran'ın arabası, sonra ev, şimdi de Azat. Babaannenin bitmeyen hırsı yüzünden şu dört duvar ardında bile canımız tehlikede. Azat buraya bizim canımızı almaya değil, Reyhan'ın ayağına dert dolamaya geldi. O yüzden boşuna endişelenme. Azat ne yapıyorsa bizim işimize gelir. Anlamıyorum seni Gönül. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? O boşanma kağıtlarını imzalamadan önce ben bir karar verdim anne. Biliyorum bana kızgınsın. Yanlış yaptığımı düşünüyorsun. Ama inan bana, çok yakın zamanda hem benimle gurur duyacaksın hem de her şeyi doğru yaptığımı göreceksin. Evet, şimdi çok güçsüz görünüyorum. Ama ben böyle istiyorum diye. Annem, sen de ben de şimdi sıramızı bekleyeceğiz. Sessizce. Olacaksın değil mi? Söz ver bana. Çünkü bizim bu dünyada birbirimizden başka kimsemiz yok. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.